akşamlar ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazar olur öyle söyleyeyim. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Güzel bir gecedeyiz, neler söylemek istersiniz? Evet, yani çok heyecanlıyım. Uzun süredir de böyle pandemiden sonra da çok çıkmamıştık. Evet. O yüzden ekstra bir heyecan var üzerimde açıkçası. Kaçıncı kez geldiniz acaba? Onu öğrenseydik. İlk defa mı? İlk defa geliyorum. Evet, ilk defa geliyorum. O yüzden heyecanlıyım. İlk defa olduğu için neler hissediyorsunuz? Kaç kelimeyle öğrenseydik? Vallahi bakalım işte, merak ediyorum. İlk defa böyle güzel bir geceye geliyorum. Bayağı da yıllardır yapılan bir ödül töreni bildiğim kadarıyla. Çeyrek asır, 25. yıl. Heyecanla bekliyorum vallahi, ben de içeride arkadaşlarım bekliyor. Güzel bir gece olacak. İyiyim ben de. İşte Aşk 102 geliyor, yani ikinci sezonu, 101'in evet. ikinci sezonu geliyor. Onun lansmanlarıyla birazcık meşguldüm son zamanlar. Onun dışında birkaç yeni görüştüğümüz, konuştuğumuz projeler var. Daha netleşen bir şey yok. Yani hem kendime biraz zaman ayırıyorum, hem arkadaşlarıma, aileme, onun dışında da işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Yaz tatili bitti malum. Çok güzel geçti, çok keyifliydi çünkü bütün yazımı kitesurf'a ayırdım ve suda olmak böyle güzel medite etti aslında beni. O yüzden keşke yaz bitmeseydi tabii ama maalesef seneye bıraktık artık geri kalanı. Siz bu tarz ödül törenlerinde hep yalnız görüyorsunuz. Tatçam'la ilişkiler var. Kendisi bu tarz şeyleri sevmiyor mu? Ödül törenlerini sevmiyor mu? Doğrudur. Yok, hiç durum yok aslında ben yani. Öyle. Peki Anne Hanım, sosyal medyada da Aşk 101 için çok kısa sürdürendi. İkinci sezonda hemen bitirdiler denildi. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Neden bu kadar kısa sürdü acaba? Paylaşma şansınız var. Yani açıkçası bunun hakkında bir fikrim yok. Bunu Netflix ekibinin cevaplaması daha doğru olur ama çok tatlı ve özünde biten bir proje oldu. Öyle de olması planlanıyordu bir nevi aslında. Yani tam olarak bir bilgim yok ama hep öyle çok uzun da sürmeden asıl konuyu anlatıp bitireceğimiz konuşuluyordu. Bu zaman nasip olmuş. Güzel oldu ama, tatlı bir sezon oldu. Bu sezonun hikayesinde bizim gençlerin birazcık daha büyümesi, gerçek hayatla karşılaşmaları, özellikle bir sınav stresleri var. O sınav stresleriyle nasıl baş edip edemediklerini anlatan bir hikaye var. Birazcık karakterlerini değiştirdikleri bir dönem izleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir detay alsaydık.